Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hikayeciliği ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır? Arkadaşlar bakalım yukarıdaki maddelerimize. 1. Batılaşmanın meydana getirdiği parçalanmalar ve yozlaşmalar, doğu batı çatışması, kültürel dönüşüm işlediği temel konular arasındadır arkadaşlar. Doğru bir ifadeye sanatçımız bu anlamda duyarlılığa sahip bir isim. Bunu daha çok batılaşmayı, yanlış batılaşmayı, doğu batı çatışmasını daha somut şeylerle değil de daha çok psikolojik, sosyolojik arka planla veren bir sanatçı olduğunu söyleyebiliriz. Rüya unsuruna çokça yer vermiş, psikolojik çözümlemelerinde rüya, hayal ve hatıralardan yararlanmıştır. Arkadaşlar bunun söylediğin andan itibaren hemen aklımıza Abdullah Efendi'nin Rüyaları isimli kitabı geliyor hikaye kitabı, değil mi? Bu nedenle rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Bireyin iç dünyasını esas almış, bilinçaltına yönelmiş, çok güçlü psikolojik tahliller yapmıştır. Evet bu anlamda psikolojik unsurları ön planda tutan bir isim olduğunu daha birinci maddede ifade etmiştik arkadaşlar. Dörtte anlatımda klasik anlatı yöntemlerine bağlı kalmış. İç monolog, bilinç akışı gibi modern tekniklerden kaçınmıştır denilmiş. Arkadaşlar buna katılamayız bir kere klasik yapıya klasik anlatı yöntemlerine bağlı kalmamıştır ve iç monolog bilinç akışı gibi teknikleri çokça kullanmıştır bu nedenle bu ifade de yanlış yani cümle tamamen yanlıştır diyebiliriz beşinci cümle toplum için sanat anlayışını benimseyen sanatçı diyerek yanlışla başlıyor o sanat için sanat anlayışındadır arkadaşlar bu nedenle tıpkı şiir şiirde olduğu gibi hikayede de benzer bir yolu tercih ediyor. Bu nedenle onu sanatın üstün tutarak dile getirmiştir. Sanatın üstünlüğünü ifade etmiştir diyebiliriz. Bu nedenle 4 5 cevabımız E olmalıdır. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar burada özellikle sanatçımızın parça içerisinde en belirgin olduğu yerlerin Türk toplumunun bir kültür ve medeniyet krizine girdiğini düşünen sanatçı meseleyi kendi kültürünü reddedip tamamen Batı kabul şeklinde ele almak yerine kurtuluş formülünü Türk İslam tarihinde bulmaya çalışmıştır. Özellikle bu mesele çok önemlidir. Türk İslam bunu birleştiren bir senteze sahip kültür onun için çok önemli kavramlardandır sanatçımız açısından ve tabii ki Osmanlı kesinlikle olması gereken maddelerden birisi. Buraya anahtar kelimeleri aktarıyorum arkadaşlar. Din, tasavvuf özellikle. Bunları bir de alabiliriz. Din, tasavvuf ifadelerini muhakkak almalıyız arkadaşlar. Bunun dışında eserler tabii ki Misip Paşa İmamı, Batmayan Güneş, Mahbette Bir Gece isimli eserler sanatçımıza aittir. Tabii ki bu son Osmanlı olarak da nitelendirilen Samiha Ayverdi'dir arkadaşlar. Cevabımız D olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kutlu'nun eserlerinde ele aldığı temalardan değildir. Toplumsal değişme ve bunun yol açtığı meseleleri ele almıştır. Göç ve beraberinde getirdiği problemler onun eserlerinde yer bulmuştur. Çarpık kentleşme ve yol açtığı sorunları da ele almıştır erdem, İslami duyarlılık ve insanın üç dünyası onun eserlerinde yer bulmuştur. Fakat yerleşik düzen eleştirisi ki hele buna baş kaldırı. Çünkü onun eserlerinde arkadaşlar baş kaldırı, yerleşik düzen eleştirisi gibi durumlar söz konusu olamaz. Çünkü o tevekkül anlayışı içerisindedir ve toplumsal konularda üst seviyede reaksiyon gösterecek ya da tepkisel olacak bir tavra bürünmez arkadaşlar eserlerinde. Dolayısıyla cevabımız C olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Memduh Şevket Esendal'a ait öykü kitaplarından biri değildir? A. Vassaf Bey. B. Otlakçı. Ev ona yakıştı. Mendil altında bir kucak çiçek. Arkadaşlar B, C, D ve E seçenekleri sanatçının öykü türünde verdiği eserlerdendir. Fakat A'da yer alan Vasaf Bey yine Memduh Şevket Esendal'a aittir. Fakat bu eser öykü değil roman alanında ortaya koyduğu bir eserdir. Bu nedenle cevabımız A olmalıdır. Mustafa Kutlu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Anadolu'daki köy, kasaba, şehir insanının günlük hayatındaki umut, hayal kırıklıklarını dile getirmiştir. Doğrudur arkadaşlar. Özellikle Köyden kente göç eden e, insanları da bu anlamda ele almıştır. Sadece köy ya da sadece kasaba veya şehir ekseninde değil. B. Hikayelerinde geleneksel anlatı türlerinden uzak durmuş, tamamen modern teknikleri kullanmıştır. Arkadaşlar sanatçımız geleneksele yaslanmasıyla bilinen bir isimdir. Bu nedenle bu ifadeyi uzak durmuştur ifadesini kullanamayız. Yanlış bir ifade olmuş olur. Bu nedenle cevabımız B olmalıdır. Olayları bilirik ama gerçekçi bir bakış açısıyla anlatmıştır. Evet, ona, onun olaylarında duygusal, hüzünlü bir yaklaşım vardır zaman zaman. Fakat e, gerçekçidir. Bu tamamen soyuta, hayale kaçmaz. D hikayelerinde canlı tasvirlere yer vermiştir denilebilir. Kişilerin içinden geçenlerin doğrudan aktarıldığı iç konuşma tekniğinden yararlanmıştır. Evet, denilebilir. Zaten bu bile arkadaşlar. Batılı ıı, teknik olarak nitelendirilebileceği için arkadaşlar B seçeneği bir daha çürümüş olur. Cevap B olmalıdır. Yukarıda birinci grupta verilen eserlerden hangisinin yazarı ikinci grupta yer almamıştır? Birinci grupta birinci maddede yaz yağmuru var. Yaz yağmuru Ahmet Hamdi Tanpınar'a aittir arkadaşlar. İkinci eser Tufandan Önce isimli eser kime aittir? Mustafa Kutlu'ya aittir. Mabette bir gece isimli eser de arkadaşlar Samiha Ayverdi'ye aittir. Oğlumuz isimli eser Tarık Buğra'ya aittir. Beşinci eserimiz Karanlıklar Kralı ise arkadaşlar kime aittir? Peyami Safa'ya aittir arkadaşlar. Ama ikinci grupta sanatçımızın ismi yer almıyor. Bu nedenle eşleşmediği için beşinci maddeyi alacağız. Cevap E olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılar arasında yer almaz? A. Peyami Safa. Onu kabul edebiliriz. Bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılar arasında. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı kabul edebiliriz. Tarık Buğra'yı ve Samiha Ayverdi'yi kabul edebiliriz arkadaşlar. Bu sanatçılar daha çok hikayelerinde psikolojik unsurları ön planda tutarlar. Fakat Talip Apaydın arkadaşlar bireyin iç dünyasını esas alan değil de toplumcu gerçekçi yazarlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle cevabımız E olmalıdır arkadaşlar. Aşağıdaki hikaye türü eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir? Arkadaşlar ortadaki adam Hüzün ve Tesadüf, Mavi Kuş, Rüzgarlı Pazar isimli eserler aynı sanatçıya aittir. Kimdir? Mustafa Kutlu. D seçeneğinde yer alan Aşk Oyunları isimli eser ise hikaye kitabı ise arkadaşlar kime aittir? Peyami Safa'ya aittir arkadaşlar. Cevabımız D olmalıdır bu nedenle. Bir hikayeden alınan bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneğinde bilinç akışı tekniğinden faydalanılmıştır denilmiş arkadaşlar. Bunu kabul edebiliriz şu nedenle kabul edebiliriz. Bilinç akışı tekniği olabilmesi için bir kere e, akla gelenlerin anında anlatılması gerekiyor. Akla gelenlerin e, düşünülmeden, düşünülmeden aktarıldığı hissi uyanmalı en azından. Şimdi ne olacak? Dikkat edin. Arabaya sıkışıyoruz. Bir yerde trafik sıkışıyor. Yahut lastik patlıyor. Yağmur bastırıyor. Otobüs geliyor. Kuyruk muyruk dağılıyor. Herkes kapıya saldırıyor. Otobüse sıkışıyoruz. Yeniden trafik sıkışıyor. Der, 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 derken bilinç akışı vardır arkadaşlar. İkilemelere yer verilmiştir denilmiş arkadaşlar. Dikkat edersek ikilemeler nerede var? Salkım saçak ifadesinde mesela ikileme var arkadaşlar. Bunun gibi. Devam ediyoruz. Yalın bir anlatım var mıdır? Evet vardır. Herkesin anlayabileceği sade söz sanatlarından arındırılmış bir anlatım var. Kent hayatının kaynaklısı anlatılmış mıdır? Dile getirilmiştir midir? Özellikle arkadaşlar ikinci paragrafta dile getirilmiştir. Burası için tamamen D seçeneği diyebiliriz. E seçeneğinde geriye dönüş tekniği kullanılmıştır denilmiş ama böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Geriye dönüş dediğimiz yani flashback olarak da nitelendirilen e, teknik burada görülmemektedir. E, zamanlar arası yolculuk söz konusu değildir. Normal olağan akış söz konusudur. Bu nedenle cevap E olmalıdır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki isimlerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar kilit noktaların özellikle altını çizmek istiyorum. bireyin iç dünyasını ele aldığı kısmı bizim için çok önemli tarihi eserleri, tarihi konuları ele alması eserlerinde siyasi olayları, toplumsal çatışmaları ele alması da bizim için önemlidir arkadaşlar. Bir ipucudur. Dile özen gösterdiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında özellikle sanatçının eserleri bizim için kilit noktaya sahip. Yani oğlumuz, yarın diye bir şey yoktur isimli eserler bize bir kişi işaret ediyor arkadaşlar. O da A seçeneğinde yer alan Tarık Buğra'dır. Bu nedenle cevabımız A olmalıdır. Aşağıdaki eser sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar baktığımızda Aşk Oyunları Peyami Safa'ya ait doğrudur. İki uyku arasında Tarık Buğra'ya aittir. Doğru bir eşleştirme. Ya Tahammül ya Sefer Mustafa Kutlu'ya aittir arkadaşlar. Doğru bir eşleştirme. Abdullah Efendi'nin rüyaları tabii ki Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait bir eserdir. Doğru bir eşleştirme. E seçeneğinde yer alan Yoksulluk İçimizde isimli eser ise arkadaşlar Samiha Ayverdi'ye değil kime aittir? Mustafa Kutlu'ya aittir arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız E olmalıdır. Bu soruda 5 tane özellik verilmiş. Memduh Şevket Esendal ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır denilmiş. Şimdi özelliklere baktığımızda arkadaşlar ikinci maddede Hikayeleri gücünü olaydan alır ifadesi yer alıyor. Fakat Memduh Şevket Esendal'ın durum hikayecisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. 2 numara yanlış. Kenarda. Hikayelerinde ağır sayılabilecek sanatlı bir üslup vardır. Bunu da Memduh Şevket Esendal için söyleyemeyiz arkadaşlar. Çünkü sade bir dili tercih etmiştir. Sanatlı söyleyişten mümkün olduğu mertebe uzak durmuştur. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 yani C olmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdaki isimlerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar parçamızda bir sanatçı tanıtılıyor tabii ki. Bu parçadaki en kilit noktaların üzerinde duracağım özellikle. Dikkat edin, kesitler sunan bir sanatçı olduğu, yani durum öykücüsü olduğu üzerinde durulmuş arkadaşlar. Bu çok önemli bir bilgi bizim için. Günlük konuşma dilini kullandığını, yani sade dil ve yalın anlatım içerisinde yalın anlatım içerisinde eserlerini ortaya koyduğunu belirtmiş. Bunun dışında an'dan bahsetmiş. Yani yine durum, kesit burada vurgusu yapmış. Ve bunun dışında tabii ki gözlem üzerinde durmuş özellikle. E, ve öykü bitmesine rağmen anlatılanların devam ettiği hissi. Yani çözüm bölümünün çözüm bölümünün olmayışı üzerinde durulmuş arkadaşlar. Ve tabii ki en kilit nokta Veysel Çavuş, Hava Parası, İhtiyar Çilingir isimli eserlerin verilmesi bildiğimiz üzere arkadaşlar bu eserler kime aittir? Memduh Şevket Esendal'a aittir arkadaşlar. Önemli durum öykücümüz Said Faik Abasıyanık'la beraber Türkiye Devleti'ne bu anlamda damga vurmuş isimdir. Cevap C olmalıdır.